Aa, bir problemimiz var. Ne? Güneş geliyor. Sen yoksun Damla. Buradayım. Ama ben çok ortadayım. Aslında ben gidebilir miyim? Tamam git. Senin aynan yok. Evet. Değişiriz o zaman. Ne? Ara sıra değişiriz aynı bulduk. O zaman ortaya koy. Nasıl o zaman? Şu an kendini hiç görmüyor musun? Hayır. Sıfır mı? Sıfır. Şöyle yapıyorum. Şöyle. Oo, burada kocaman bir şey varmış. Bunu şeyde yapalım. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Damla ve yanımda Selin var. Merhaba. Sürekli Maral'la karıştırıyorsunuz Selin'i ya. Yani Selin'i paylaşıyorum kızın alnına. Tam şurasına. 61. Selin 61 yazıyorum. Ona rağmen yanındaki Maral mı falan diyorsunuz. Bu Selin'le benim orada 3. videom falan. Değil mi? Evet, olabilir. Bir ev temizledik, bir beraber bir şeyler yaptık derken aslında da bayağı da video çektim ama bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Kendisi Selin. Trabzon'un olduğu için de ona genellikle 61 diyorum. Bugün beraber hazırlanacağız. Bir benimle hazırlanan videosu çekeceğiz. İlk önce bu arada sohbet edeye de bir makyaj yaparız diye de düşünüyoruz. İlk önce sen makyajlarımızı yapalım. Ben yalnız şurada 2-3 tane kıl parçası toplayayım. Küçük bir kıl var. Ben de toplayayım o zaman. Bizi Selin'le çok benzetiyorlar biliyor musunuz? Kardeş misiniz siz diyorlar. Mesela bugün yani geçen hafta otelde de çok oldu. Görenler kardeş misiniz diyorsa ki sadece kaşlarımız bile. Ama daha hani beraber yaşadığımız dönemde evet. Benim kaşlarım bu kadar sivri olmadığı zaman daha çok benzetiyorlardı. Evet. Ben önce Selin'le bu videoda konuşturacağım bu arada. Ben önce Becca'nın primerını kullanacağım. Işıltılı primerını kullanacağım. Fondötenin altında böyle parlak parlak dursun diye. Sen ne kullanıyorsun bakalım? Ben de L'Oreal'in Infallible. Ben yorumlarını okuyarak aldım. Niye sana sormadım bilmiyorum ama boşluğuma geldi. Seviyor musun? Ben de fazla gözenek var ya. Evet. Hani gözenek kapatmak için çok etkiliymiş ama etkili değil. Ama şey değil mi biraz aydınlık. Parlaklık da vermiyor. Öyle çok hani belirgin değil. Bak. Belki de onun ten rengindendir. Hani evet, ben sürüyorum. Hiçbir şekilde ten makyaj yapamıyorum yaklaşık 3 aydır. Bir de ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Becca'nın şeyini bir de gidiyorum şöyle omuzlarıma sürüyorum. Özellikle işte plaja gittiğimiz her gün yüzüme değil bunu böyle vücuduma sürdüm. Böyle bir parlama yok. Ben bir fonten keşfettim. Aslında yeni keşfetmedim ama yeni yeni kullanmaya başladım. Aa ben onu çok kullandım. Yemin et. Vallahi yemin ederim ben bittikçe aldım. Çok da memnun oluyorum. Note Detox and Protect. Project ne ya? Protect diye bir fonten. SPF 15'li. Rengi şu anda yani çekmecemdeki rengi bana en uygun fonten buydu diye bütün 2 hafta boyunca bunu kullandım. Bakın şimdi siz de göreceksiniz. Gerçi bunun üzerimiz biraz daha yandık. Şimdi böyle fırçaya bildiğiniz 3 damla attım. Ben ondan sürmeyeceğim için hemen concealer'a geçiyorum. Sen concealer'ını ayarla. Ben bir de böyle dağıtarak sürüyorum. Hani süngerle falan değil. Fırçadakileri bayağı tüm yüzüme yediriyorum. Yani yüzümün yarısını şu anda kapattım. Ben fırça almamışım bunu sürmek için. Oradan bir fırça. Kafamdaki düşüyor gitti. Ya yanık tene makyaj çok zor. Olmuyor bence. Olmuyor. En güzeli böyle parlatıp hafif evet. Allık ve maskarayla tamamlamak. Sen sürdün mü? Süremedim. Açık mı oldu sana o? Yani biraz o yüzden yaymaya çalışıyorum. Ben de Make Up Forever'ın Ultra HD kapatıcısını kullanacağım. Bundan daha yüklemediğim bir videomda kullandım. O yüzden görürseniz şey yapmayın, şaşırmayın. Ben aynı fırçayla... Bekliyoruz. Tamam. Ben aynı fırçayla hemen göz altlarımı da kapatayım. Şunu alma, ne olduğunu anlamadım Damla. Prolonger, concealer, concealer almışsın. Ama koyu renk. Koyu renk concealer almışsın. Make Up Revolution'un Duo Brow Definer kalemini kullanacağım. Böyle üçgen başlıklı bir kalem. Arkasında da fırçası var. Ben bunu açayım bir de şu güneşi halledip geleyim. 2 dakikanı istiyorum senin. Hemen bir çek hemen. Buralardayım. Rengi light brown. Ve benim kaş rengime uydu birazcık. Selin'in sırası ve benim sıram çok farklı ya. Evet. Dedi ki ben seninki gibi yapayım bu seferlik. Ne kaybederim? Şey pudra sürecek. Tüm suratında ben de yüzüme birazcık da... asla okuyamam. Ben de okuyamıyorum. Embryol ise. Ben bu pudrayı bronzlaşmadan önce bronzer olarak kullanıyordum. Şimdi de Selin'e verdim. O da onun cildine tam uyar. Full kullanabilir yani. Senin şey oluyor mu? Bıyıkların terliyor mu? Hayır. Benim terliyor sürekli. Hayır olmuyor. Bu paletten Natasha Denona paletinden. Çok güzel bir palet arkadaşlar. Şu üstteki iki renk krem. İki renk demem yani iki ürün krem. Altta da bronzer ve highlighter var. Bronzer çok koyu o yüzden bakın hakikaten şöyle uyguluyorum. Bir defa değdirdim ya şöyle. Sonra üflüyorum ki normalde asla üflemem ben bir şeylere. Ve böyle biraz daha geniş geniş uyguladığım zaman çok güzel gözüküyor. Hatta fırçada kalanlarla da tüm yüzümden geçiyorum. Ama ben asıl
şunu fark ettim. Bütün yaz yaptığım tek bir şey vardı. O da bildiğiniz bir allığı bocalamak yüzüme. Bu yüzüme bocaladığım allık da Benefit'in işte California allığı. California demek çok güzel. Evet, ama California yani. Gali. Ha Gali. Evet. Ha biraz Karadeniz. Bir de bu allıkta şunu sevdim. Şimdi içerisine bakın. Direkt içerisinde böyle karıştırmaya başlıyorum. Ki yalan değil bak. Gerçekten böyle çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Sonra silkeliyorum. Bir ayna ihtiyacım var. Ondan sonra da önce buralara oturtuyorum fırçayı. Yani çok yoğun bir pigmentli olmadığı için aslında sürüm daha kolay benim için. Çünkü kendim ayarlıyorum o şeyi. Dozajı. Neye geçtim? Bakayım. Bir de kullandığını söyler misin? Merhaba. Merve Özkaynan setinden çıkan allık. Çok sevdim onun da rengini. Ve pigment çok yoğun, o yüzden zaten dikkat ederek sürmesi gerekiyor onun. Bakayım. Evet, sen koyu olduğun için şey olmadı. Ve burnumun üstüne kesin 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 sürüyorum. Böyle de güneşten yeni çıkmış gibi olmuyor mu? Evet işte o değil mi güzel olan zaten? Hayır. Bunu diyen de güneşin altına asla kalkmıyor. Ya hayır da ben daha sonra o bronzun oturmasını seviyorum. Highlight olarak normalde bu Natasha'nın paletindeki şunu. Şuradaki tonu kullanıyordum ama yine yeni bir ürün var elimde. Makeup Revolution'ın bir cheek kiti. 4 tane. 4 farklı ton var içerisinde. Ben de dedim ki şu üstteki ikiye karıştırarak ya da sadece pembe tonlu olanı alarak bugün sadece böyle highlighter'ı bundan kullanayım. Şimdi ben denemiş olurum. Evet, karar verdim. Biraz sarı oldu ama bana. Fark ettin mi? Evet. Biraz sarı oldu arkadaşlar. Bakayım. Aslında çok iyi, tamam ama ben bu kadar şeyi sevmiyorum. Benim de öyle bir şeyim var, ne yapayım, özelliğim var. Bu kadar parlamayacak yani. Şunu allık fırçasıyla alayım. Ama çok güzelmiş. Sarı bu da. Sana da mı sarı biraz? Hmm. Anastasia'nın clear jelini kullanıyorum. Kaşlarımı şöyle yukarıya tarıyorum. O zaman göz makyajına geçelim mi artık? I Heart Revolution bir 90'lar paleti yapmış. Bir de bunun 80'lerini yapmış bu arada. 80'lerde daha canlı renkler var. 90'larda tam bir 90'lar makyajındaki renkleri içeriyor. Fakat ben şurayı kırdım. Ya da belki de ben kırmadım. Karbucu da kırmış olabilir şimdi. Kendimi de yanına almayayım. Geldiğinde kırıktı. İyi hatırla. İçerisinde tam 27 farklı far var. Bazıları çok günlük makyajlarınızda eşlik edecek farlar. Bazıları da renkler. Bazıları da gerçekten yani gece olabilir, özel günlerde olabilir. Tam makyajı patlatacak renkler. Şuradaki pembeler, morlar öyle. Ama gel gelelim 90'lar makyajına. Ki biz de bir 90'lar çocuğu olarak. 90'lar ucundan yakaladık ama. Ben de 92'liyim, Selin de 92'li ve 90'lar makyajına aslında bence gayet hakimiz. Ya ben o zamanlar evet daha küçüktüm ama 90'larda ne tür makyajlar yapıldığını çok iyi hatırlıyorum. Evet ben. Sadece şu anda en belirgin şeyi söyleyeyim. 90'larda incecik kaşlar modaydı. Evet. Şimdi de tam tersi kalın ve yukarıya doğru taranmış kaşlar çok moda. Hatırlıyor musun? Dudak kalemleri çok evet, koyu renk. Çok koyu renk. Özellikle o dönemde buğulu göz makyajları çok modaydı, hatırlıyor musun? Yani onu pek net hatırlamıyorum. Çok belirgin değil. Bütün mankenler, bence, modeller, sanatçılar hepsinde bir şey furyası vardı. Dumanlı göz makyajları. Göz içine mutlaka siyah kalem sürülüyordu. Evet. Allah'ım o dönemi ben çok seviyordum ya, bilmiyorum. Sen ilk makyaj yaptığında kaç yaşındaydın? 15-16'da göz kalemi kullanmaya başlamıştım galiba. Ben Sebir'e gidiyordum. O zaman mavi, yeşil. Hiç sorma, biliyorum. Evet. Çok komikti ya. Ama siyah göz kalemi işi 90'lardaydı komple. Evet. Özellikle göz içine yapılıyordu. Burada ben söylemeyi unuttum. Bu paletteki şurada en köşedeki kahve tonla önce bir katlama bölgesine gölge vererek başladım. Sen ne yapacaksın? Bize paylaşmak ister misin? Yani paylaştığım şeyi anlatabilirim. Bir makyaj bilgim olmadığı için. Paleti bu arada ben Alaçatı'da yanıma almıştım. Buradaki kahve tonlarını kullandım. Kahve tonu makyaj yapacağımda direkt elim buradaki kahvelere gitti. Şimdi de yine. Zaten 4 tane kahve tonu var. Hepsini karıştırarak bir güzel gölge vereceğim önce. Dizileri hatırlıyor musun? Yabancı, Türkçe? Yabancı. Yani Türkçe de ben çok hatırlıyorum. Sen o dönem yoktun. Hayır. Belki Türkçelerden başlayayım. Türk dizilerinden. Yılan Hikayesi. Evet. Çemberimde Gülo'ya. Ben bayılırdım ona. Çemberimde Gülo'ya çok 90'lar. Değil mi? A-a. Ama şey, Yılan Hikayesi'ni Süper Baba. Izlerdim. Onu da ben izlemedim işte. Süper Baba'ya çok ağlardım. Çok ağlardım. Onu da ben izlemedim. Başka da hatırlamıyorum. Bir Yılan Hikayesi. Aa, Ruslar, Ruslar. Ruslar, evet. Sonsuza kadar fanıyım Rusların. Favorilerim. Yabancıları say. Sonra başka. Friends.
Fransız izlemedim ya. Aa, evet çok büyük ayıp. Sen defalarca söyledim izle izle. Evet. Ama şey, Sex and City izledim. İzledim onu izledim. Evet, onu Sex and City canım sıkıcı hala açık izliyorum. Aynen evet o kült bir dizi yani artık. Dur bakayım. Sonra programlar çok vardı. BBG'ler vardı. Sen onlarda da yoksun. Yoktum. Tam da sadece Fox Kids. Başka evet 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 çok yadırdın. Mesela biz Maral'da söylüyoruz böyle aklımıza geliyor bazen. Aa şu vardı falan filan. BBG, Melihler işte. Hülya falan vardı. Tam hatırlamıyorum şimdi. Damla hiçbirinde yok. Yani evlerinde televizyon olmaması lazım izlememesi için ama hiçbir şekilde haberi ben yok. Ben o çocukluk dönemimi çok hatırlıyorum. Babam asla izletmezdi öyle şeyler televizyonda. Çatır çatır izlerdik. Ama Fox Kids ve Jetix miydi ya? Jet. Hayır, Jet'le bir kanal vardı kesin. Jetkiller olmasın? Hayır, kanal. Jetli bir şey. 403 nolu sınıf. 402 miydi? Sen çizgi filmlerden gitmiş hep. En derinlesi var. Tabi. Şey, büyücüler, büyücüler. Sözleri. Ama o çizgi filmleri senden başka kimse hatırlamıyor. Sana bir şey söyleyeyim bak. Kesinlikle aranızda vardır benim gibi çizgi film manyakları. Ben o dönem full çizgi film izliyorum. Sonra şeyler vardı. Bu gelin damat programları. Hayır. Full kavga, Tülin Cener. Ha şey, Sema Hanım. Şunlar 90'lar mıydı? Yo. Ama o dönem, 2000'lerin evet. Yakındı evet. Sema değil, Semra Hanım. Şey bu arada, makyajdan devam edelim. Aklıma şey geldi. O dönemde işte dedi ki ince kaş, dumanlı göz makyajları ve kalın dudaklar ve işte ışıltılı bir tem. Biraz daha pembe, şeftali tonlu bir tem falan ne diye. Ben normalde çok yaptığım bir şey değildir beni biliyorsunuz dumanlı göz makyajı ama diyorum ki acaba kirpik diplerime kahverengi bir fırı alıp dağıtsam da hafiften o dumanlı etkiyi yapmaya çalışsam mı? Şu en yukarıdaki göz altlarımdan da kahverengi parla geçiriyorum. Fırçam biraz büyük o yüzden çok zor oluyor bununla. Demek ki 90'larda o yüzden hani bir sadelik var. 80'lerde o kadar tabii canım. Yoğun makyajlardan sonra demek ki insanlar sıkılmış. Bir tane kesik uçlu fırça alıyorum. Bu en başta ortaya sürdüğüm vardı ya. Şimdi onu düzgünce alacağım ve göz pınarlarından yukarıya doğru uygulayacağım. Bu arada 90'ların saçları bence asıl olay orada. Çünkü 90'ların saçları bana daha uygun. Ya dümdüz böyle uzun evet. Dümdüz fönlü saçlardı ya da çok sıkı at kuyruklu evet, değil mi? Aa şey modaydı bir de. Tel taçlar böyle. Taç takardık evet, ya kafaya. Hatırlıyorum. Ama ben takmazdım. Ben de hiç takmadım onlardan. O kadar güzel bir göz kalemi aldım ki L'Oreal'in Infallible'ı. Waterproof eyeliner diye geçiyor. Şöyle kirpik diplerime uygulayacağım sonra dağıtacağım bunu. Ay özlemişim Selin. Neyi? Göz işime siyah kalem sürmeyi. Bakayım. Sana. Aa! Nasıl güzel oldu bir anda. O kadar uzun zamandır yapmadığım bir şey ki. Baksanıza nasıl dolu dolu gözüküyor. Sadece bunu dağıtacak bir fırça. Ay arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şey aldığım kalem kahverengiymiş. Ben bunu siyah diye aldım ve bunu şu anda fark ettim. O yüzden birazcık böyle zor şey oldu çünkü pigmentini verdi ama kalemden bir kat daha geçtim daha da böyle patlasın diye. Şimdi dağıtıyorum onu. Ben maskaraya geçiyorum bu arada. Ben de geçeyim. İlk olarak L'Oreal Unlimited maskara kullanacağım ki kendisi benim uygun fiyatla en sevdiğim maskaralardan biri. Gerçi şu anki fiyatını bilmiyorum galiba. Sen ne sürüyorsun? Ben Deborah. Ha evet bu da ona sarmış. Evet. Ya ben yani bir aldığım markayı bir daha almıyorum. Ha bir yeni bir şey deneyeyim aynen. Diye. Wow. Göz şey 90'larda böyle belirgin kirpikler yok ama kirpik konusunda yani beni hiçbir yıl durduramaz arkadaşlar. 2030'da mesela örnek veriyorum. maskarasız makyaj modası olsun. Ben uymam bu modaya. Bir de üzerine L'Oreal'in yeni maskarasını kullanacağım. Bu sadece Watson's arası satıyormuş bu arada aklınızda olsun. Bunun olayı da biraz daha tek tek ayırmak. Özellikle bir yani öncesinde bir maskara kullanıp sonrasında bunu kullandığınız zaman kirpikleri daha böyle gözle görülebilir kılıyorsunuz bence. Şimdi ben saça geçeyim mi? Geç. Ben de ruja geçeyim. Hı. Ha biz bir de bu sıcakta saç yapacağız. Aynen. Baksanıza ikimizinkine de. Damla'yla her gün aynı şey yaşıyoruz. Bana diyor ki sen neden saçlarını o kadar çok düzleştiriyorsun? Ama arkadaşlar tek tek ayırıyor. Dalgalı. Böyle ayırıyor bakın. Böyle ayırıyor bunu bitiriyor. Tabii topluyor. Öyle bunu yapmak alıyor, zorunda böyle. Çünkü bozuluyor. Senin saçın düz olduğu için bunu asla anlayamazsın. Asla ve asla. Doğru. Mesela şimdi de tokaya ihtiyacım var ama. Biraz zor. Mümkün değil. Bir dudak kalemi üzerine de balm geçeceğim. Önce bir dudak kalemimi bulayım. Ne zamandır sürmüyorum arkadaşlar. Bence bunu sürelim ya. Flormar 201. Aa, efsane. En sevdiğim dudak kalem olarak kalacak. Evet. Ya Flormar'ın bütün kalemleri öyle. Evet. Göz kalemleri falan da öyle.
Bu benim hep sürdüğüm banda L'Oreal Infallible'ın şu iki taraflı olan şeyinden, ürününden. Bu tarafı mat bir roş. Ki bunun da rengi çok güzel ama yine açık olacağı için sürmüyorum. Bu tarafında da balm var. Ve ben bunları bayağı, bak çıkmıyor. Şu kadar kalmış yani, bunları bayağı bitirdim. Çok güzel bir parlaklık veriyor ve asla yapış yapış değil. Yine üzerine bunu sürelim. Bende iki tane düzleştirici var. Bir tanesi hem işte dalga yapabileceğiniz Roventa'nın, bir de bu tarak şeklinde olan Philips'in. İkisi de çok iyi. Hazır Selin'i yaparken ben de bununla yapayım. İşte ortadan ayrılmaya o kadar alışmış ki. Yani şöyle yapsam ayrı, dokunsam ayrılıyor evet. Adam. Oha, saç düzleştirmek de çok fena şu an. Tabii. O daha pratik. Ona tabii. Daha hızlı yapıyorsun aslında. Evet. Bunda da daha belirgin düzlük istiyorsan oluyor. Ha, tamam, ben daha bak dokundukça yanıyorum şu an saçım. Ben çok iyiyim. Evet, bugün beraber hazırlanalım. İstedik ikimizin de aslında tam bir günlük makyajı değil bu ama kameranın karşısına geçince ister istemez bir özenesin geliyor. Evet. Normalde Selin de ya bu kadar fazla yapmaz. Ben de bu moda dönem ama 90'lar deyince kafam gitti biraz ve o yüzden böyle bir göz makyajı yapayım istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.